Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Cenab-ı Hak hayırlı ifade istifade cümlemize ikram eylesin. Derslerimizi hem YouTube üzerinden hem de buraya gelip buraya kadar gelip buralarda bu soğuk havalarda bu derse katılma hassasiyetini gösteren hocalarımızın her birisine hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Cenab-ı Hak darda zorda koymasın inşallah. Geçen dersimizde resmi hat üzere vakıfla alakalı konuya girmiştik. Efendim şimdi o ihtilaflı olan diye tam söyleyip ondan sonra vazgeçtiğimiz yerden devam ediyoruz. Lakin, fakat hurufun bir takım yerler var veya harfler var. Bir takım harfler var. Anhumu, burayı da bir vücuhatlı yazmış mübarek. Anhumu, o yerlerden, evet, fiha, resmi hat itibariyle vakıf olan konuda uhtulif ne vardır? İhtilaf vardır. İhtilaf. Şimdi o ihtilaflı olan yerleri açıklayacağım diyor. Ne gibi? Kehâ-i ümthâ. Ne gibi? Müennes he'ler. Ta-i teknisler diyoruz onlara. Ama nasıl? İşte bir bunların yuvarlak T olarak, ta-i merbutu olarak yazılanları var. Bir de ta-i mebsuta, yani yaygın, açık şekilde yazılanları var. O hangisinden bahsediyor? Kütibet, yazılmış ta-en açık T olarak yazılmış. Yuvarlak T değil. Fekif, dur. Neyle dur bunda? Bilha, he ile dur. Yani Kur'an-ı Kerim'de rahmetün, cennetün, nimetün falan böyle bir sürü T'ler var. Hep bunlar ismin sonuna birleşen T'ler nasıl T'lerdir? Yuvarlak T. Ta-i merbuta dediğimiz yuvarlak T. Durulduğunda H sesi veren. Ama öyle yerler var ki Kur'an-ı Kerim'de. Nimet kelimesi bakıyorsun normalde isimdir ama açık T. Rahmet kelimesi isimdir, yuvarlak olması lazım, açık T. Ha, böyle olduğu halde yani T şeklinde evet yuvarlak olanlar zaten ihtilafsız. Hepsi he ile durulur. Ama T olarak yazılmış. Nimet kelimesi gibi işte fitratallahinin fitrat mesela. Fitrat kelimesi gibi işte ibnet mesela. İbneti kelimesi gibi, imraati kelimesi gibi yine yuvarlak değil açık T ile olarak yazılmış olan yerlerde dur. Ne ile? Bilha. H ile dur. Hiç onların açık olmasına bakma. Sanki yuvarlakmış gibi H ile he ile okuyarak dur. Kim için ama? Raca hakkun. Raca hakkun. Kim onlar? Ra, bir de hakkun. Hakkun derken kimi kastediyor? Dahya. Evet. Hakkun dediği dahya değil mi? Sonra devam ediyor. Yani bu t'lerde böyle dur. Bu t'lerde böyle dur. Lekad halet sünnetul evvelin. Yuvarlak t değil. Açık t. Nasıl duracaksın? Ha. Raca hakkunun haricindekiler yani dal, ha, ya, bir de ra, kisay. Bu dört tanesinin haricinde bunlara sünnet, fitrat, cennet diye durursun ama bunlara göre sanki yuvarlak teymiş gibi. Cenne, rahme, ni'meh gibi. Evet. Ve zâte behce. Şimdi o ihtilaflı yerlerden devam ediyor. Ve zâte behce. Zâte behce kelimesi. Bunu özellikle söylüyor zaten. Niye diyor? Çünkü ذَاتَ بَيْنِكُمْ diye bir ayet de var. Ondan ihtiraz etmek için. Ondan geri durmak için. Ondan sakınmak için. Bunu da böyle anlamayın yani diyor. وَاللَّاتَ مَرْضَاتَ وَلَاتَ Bu kelimelerin hepsinde yine he ile dur. Kim? رَجَّه Kim için durulur? Kisai. Sonra devam ediyor. هَيْهَاتَ kelimesinde he ile dur. Kim için? هُدْ زِنْ خُلْفَ رَاضٍ İbn-i Kesir'in değil mi? Bezzisi ve Kumbul'u burada ayrılmışlar. Bezzisi hulufsüz ama Kumbul hulufle. Bir de Kisai bunlara eklenmiş. Heyha diye dururlar bunlar. Ama biz nasıl dururuz? Yani bunların dışındakiler heyhat diye dururuz. Ya ebe, ya ebeti mesela. Ya ebeti. Burada nasıl durunur? Kim için? Yani he ile duracaksın yine. Ya ebeh gibi. Düm, kem, seba. Dal, kef, seba, ca, ya. Seba denince akla, ca ve ya hazretleri ikisi geliyorlar. Fî meh, li meh, an meh, bi meh. Yani fî meh, li meh,
amme bime. Böyle bu tür yerlerde dururken, ondan sonra bir de mimmeh var diğer beytin baş tarafında Mısra'nın. Bunlar da dururken nasıl durulur? Aynı o telaffuz ettiği gibi. Mimmeh, fimeh, limeh, ammeh. Bunlar da böyle duruyor. Kim duruyor hocam bunlarda? Hilafun hep. Hep he yani bezzi hulüfle. Ama bu ben Şeyh Yakup hulüfsüz. Evet. Sonra vehye ve huve. Bu iki zamirde müfret, müennes değil mi? Merfum zamirler bunlar. Vehye müennesi ve huve de müzekkeri. Bunlar da zillun. Şeyh Yakup nasıl durur? La ilahe illa hu illa huve. Mesela. Gibi. Bunlarda da yine ha ile durulur. Ha ile durmadan devam ediyor yine ha ile durma meselesine. Ve fi müşedded ismi ve fi müşedded ismin hulfuhu. Şeyh Yakub'un yine müşeddet isimlerde aynı şekilde duruşu var. Müşeddet isimlerde. Mesela diyelim aley, aleyye. Ledey, ledeyye. Bimusrihi, bimusrihiyye. Bunlarda da yine aynı şekilde durur. Evet. Nahvu mesela ne gibi? İleyye demiş. İleyye de olduğu gibi. Hünne bir de hünne de olduğu gibi. Mesela hamlehün durdun. İmam-ı Şeyh Yakub'a gene nasıl duracaksın? Hamlehünne. Mislühünne. Efendim gibi. Ercülihin, ercülihinne. Evet. Vel ba'dul nekal. Bazıları naklettiler. Yine ha ile durma hususunda. Neyi? Binahvi alemine mufune. Ve kal. Ama bunu alanlar az oldu diyor. Yani alemin gibi, mufun gibi, ismi fail, ismi mefun, sıfatı müşebbehe vesaire. Bunlar da dururken nasıl dururlar? Yine Şeyh Yakup Hazretleri tabii bu duran. Alemine, mufune. Tabii fiil-i muzari ile alakalı falan da böyle şeyler yapmışlar. Fakat bu hiç şey değil. Yani gündemde değil. Dolayısıyla hatadır şeklinde şeyler de var, ibareler de var. Alınmamışlar. Bunlar az ama alınmış. Yani ismi failin cemisi, ismi mef'ulün cemisi, sıfatların cemileri yine aynı şekilde. Bunlar da vavnunla cemilenen yani. Vavnunla veya yenunla karşılaştığımız zaman bunlara efendim cemi olmak şartıyla ne yapılabilir? Ha ile durulması gerekir. Şeyh Yakup'tan rivayet bu. Ve veylete ve hasrata ve esefa bunlarda da dururken ve temme, temme kelimesi de dahil buna. Yani veyletah, hasretah, değil mi? Ve temme, ve temme. Yani fetemme vecihullah, fetemme de duracaksın. Kime göre? Gar hulfen demiş. Yani gar, yes. Şeyh Yakub'un ravisi Rüveys Hazretleri. Temme diye duruyormuş, durmuş yani hulüfle. Ve vaslen, vasıl halinde hedefe hazfettiler. Neyi hasfettiler? Şimdi tam tersine başlıyor. Sultaniye ve maliye ve mahiye. Bu üç tane kelimeyi vasledersen şayet ha isekitleri oradan kaldırmış, hasfetmişler. Kim? Fi zahirin. Feya. Yani onları okurken nasıl okurlar? Vasıl halinde sultaniye mesela. Heleke anni sultaniye heleke anni sultaniye. Oradaki ha-i sekti düşürmüş. Mâ ağnâ annî mâliye. Heleke annî sultaniye gibi. Kemâhiye. Ama tabi bu kemâhiye, tabi mâhiye. O da var değil mi hocam? Evet. Edrâ kemâhiye. Kâriyâ suresinde. Bunların vasıl halindeyken feyyâ, yani Şeyh İmam-ı Hamza ve Şeyh Yakup Hazretleri ha-i sekitleri düşürmüşler. Kitâbiye, hisâbiye. Bunları da kitabiye ve hesabiye kelimelerindeki efendim ha-i sekitleri şöyle bir saniye ha-i sekitleri kaldırıyor. Yine aynı şekilde. Kim kaldırıyor bu sefer? Vanne Şeyh Yakup Hazretleri var tek başına. İktedi şefa İktedi şefa zuben. İktedihi. Ayet-i kerime. Febihudâhu muktedih. Değil mi? Orasında febihudâhu muktedih.
şeklinde ne yapıyor? Oradaki ha'yı kaldırmışlar. Tabi bunlar hep vasıl halindekilerden bahsediyor değil mi hocam? Hep bunlar vasıl halinde. Mesela İmam Asım buraya geçecek olsa nasıl geçecek? فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ. Yani o H'yi göstermek zorunda orada İmam Asım. Ama Şeyh Yakup Hazretleri İmam Asım'ın dışında, yani Şeyh Yakup'un dışında kalanların hepsi öyle okumak zorunda orayı. Evet. Nasıl hocam? فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Ha orası şey, tamam, evet evet. Ama ispatla okuyacak orayı yani, öyle diyelim. Ama Şeyh Yakup tamamen hasfediyor. Tabi huda humuk tedi kulla gibi. Evet. Ve kesru hak tedi, atladık orayı, afvan. Ve yetesen anhum. Evet. Yani lem yetesen ne? Lem yetesen ne? Yine bir hazif. Anhum, geride zikredilen hazırat bunu yapıyor. Yani şefa zuben. Bir geride o zikredildi ya, şefada ferahal var. Zuben'de Şeyh Yakup Hazretleri var. Bu dört tane zevat ne yapmışlar? Aynı şekilde lem yetesen neh'deki he'yi hasretmişler. Lem yetesen diye durmuşlar. Tabi vasıl halinde. Vasıl halinde bunu yapıyorlar. Evet. Lem yetesen ne ben zur diye devam ediyor. Pekala. Ve kesru hak tedih ve kesru hak tedih iktedihin hasının kesresiyle okuyan kim? Kis. Evet. Ve kesru hak tedih normalde sükündür. Malum olduğu üzere sükündür ama burayı ne yapmış İbn Amir Hazretleri? Demek ki geçerken öyle geçiyor işte. Yani febihuda humuk tedihi kulla es'elüküm şeklinde geçiyor. Onun haricindekiler oraya kesre falan vermiyor. Normal sükun okuyorlar. Evet. Sükun okuyanlar, yani iktedih şeklinde okuyanlar normal okuyup devam ediyor. Ama birileri de hasretmiş basılı halinde. Geride anlatıldığı üzere. Kis eşbi'an. Oo, hem de işbal. Eşbi'an. Bir de işba var orada. İktedihi var. Tabii illersini okumazsan. Evet. İktedihi. Evet. Ya kis. Hocam akıllı ol diyor. Kis. Kase. Kaseyi çalıştır yani. Kase. Akıllı ol. Kis. Burada demiş ki kavluhu kis minel keys. Keysten gelir. Ve huvel aklu vel marife. Ey yani kün keysen. Akıllı ol. Fî marifeti veci hâzihil kıraati bil keys. Bu kıraati okurken bunu bilen, yani bilme noktasında akıllı davran. Tam da yerinde koymuş mübarek İmam Cezri Hazretleri. وَلَا تَقُلْ كَمَا قَالَ مَنْ لَا كَيْسَ عِنْدَهُ. Aklı olmayan adam gibi konuşma. Evet, اِنَّهَا غَلَطٌ. Yoksa hata olur. Pekala. Eşbi'an kesresini işbağlı okumuş İbni Zekman. مِنْ خُلْفِهِ. İbni Zekman? Hulüfle. Evet. Pekala. İbn-i Zekman bunu hulüfle yapmış. Yani evet. Kesresini işba ile okuma hususunda İbn-i Zekman'ın hulüfü var. Pekala. Ondan sonra eyyen bi eyyen bi eyyemma eyyemma ted'u var ya eyyemma ted'u orasını durursun. Neyle? Eyyen diye durursun. Yani bi eyyemma'yı eyyemma şeklinde değil de eyya diye durursun. Gafel rizan. Bunu kim okumuş? Gafel gayin. Malum kırmızı işaretli. Yes. O. Rizan ve fera. Bu ikisi, üçü daha doğrusu. Ne yapmışlar? Eyya diye böyle durmuşlar. Mefsul bir şekilde ayırarak yani. Eyyemma'yı eyya diye durmuşlar. Pekala. Ve an küllin hepsi kemer resmi nasıl resmedildiyse öyle durmuş. Ecel böylesi daha kuvvetlidir. Yani diğerleri nasıl durmuş? Eyyemma diye durmuşlar. Ama yes ve fera bunlar eyya diye durmuşlar. Ha gayret hocam 365. beyti okumuş olduk. Kezâke
Yine aynı şekilde yani evet veyke ennehu ve veyke en veyke ennehu ve veyke en bu iki tane kelime ikisi de Kasas suresindeymişler hocam. Veyke ennehu la yuflihul kafirun. Evet. Veyke ennehu veyke ennehuyu ve huma fil kasas demiş. Evet. Veyke en yani nun üzerine resmi katta görünen nun üzerine vakfet. Bütün imamlar böyle yapıyorlar bunu. Evet. Bütün imamlar böyle yaparlar. Ama diyor vekile denildi ki bil kafi hava veyk diye Ebu Amr böyle durmuş. Vel ya'i vey diye ran kisai de böyle durmuş. Yani böyle duruşlar da var. Veyke en normalde biz dururken böyle dururuz. Ama vey diye veyk diye de duranlar var. Bu arada burada okuduğumuz gibi. Sonra ve mali mali kelimesi. Neredeki mali ama sal. Birisi se'lere geçen فَمَالِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْدِع۪ينَ burası. El-Kehfi, Furkan, En-Nisa. Yani dört tane surede geçen mali kelimesinde aynı şekilde mal diye durursun. Kıyle denildi ki ala ma. Ma üzerine durdular. Yani ma, ma-i mevsule, lam, harfi cer. Tamam mı? Normalde mal diye durursun diyor. Nasıl gördüysen öyle ama birilerine göre yine hifluhu rasa, ha ve kisaiye göre ma üzerinde durulur. Ma diye yani femalillezîmi, ma li hâdel kitâb, ma diye durur. Ondan sonra ma li hâdel kitâb ama bize göre mal diye. Yani Ebu Amr ve kisaiyenin dışındakilere göre bu şekilde durulmuş olur. فَكُتِبَتِ اللّٰمُ فِي هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ مَفْصُولَةً ayrı olarak yazılmıştır bu dört surede diyor. Ma ile lam ayrı ayrı yazılmıştır. Ondan dolayı bize göre mal diye ama onlara göre ma diye de durulabilir. Niye? Ayrı yazıldığı için. Pekala. هَا اَيُّهَا الرَّحْمَانِ Ha eyyuhel rahman yani eyyuhel thakalan ha eyyuhel rahman eyyuha rahman suresinde geçen eyyuhenin h'sini nur suresindekini zuhruf suresindekini evet eyyuh diye yani böyle dur kim için kem evet. Dumme. Ha burada vucuhat söylüyor hocam. Hemen düzeltelim. Kem dumme. Yani İbn Amir'e göre bunlar eyyuhu sakalan. Tamam mı? Ondan sonra eyyuhul müminune mesela. Ötubu ilallahi cemiyan eyyuhul müminune. Rahman suresindeki eyyuhu sakalan. Ondan sonra Zuhruf'taki eyyuhu sahiru mesela. Bunları İbn Amir Hazretleri neyle okuyor? Dammeyle okuyor. Böyle düzeltelim burayı. Zammeyle okuyor. Bunların yanında yani eyyüha normal nida edatlarının yanında olduğu gibi eyyüha diye elif yok hocam. Bunların yanında elif yok. İbn Amir'in bu rivayeti öne çıkabilsin diye. İbn Amir'in aksi halde elif koyduğu anda İbn Amir'in rivayetine kapalı oluyor orası. Niye? Çünkü eyyühü okumak için orada elif olmaması lazım. Zamir gibi, normal bir zamir gibi orada olması lazım onun. Diyor ki kıf bu dört, üç surede geçen, değil mi? Rahman, Nur, Zuhruf. Bu üç surede geçen eyyuh kelimesinde dur racahimen ra, ha, ya için kisai, Ebu Amr, Şeyh Yakup için bil elifi elifle dur. Ama elif yok, dur diyor sen. Nida edatı o. Eyyuha olması lazımdı. İbn Amir için yani İbn Amir'in kıraatını da görelim. Görünüyor daha doğrusu. Orada elif olmayınca. Elif yok ama diyor ki ben bunun aslı nedir? Eyyuha. Ben de öyle dururum diyor. Evet. Kim diyor bunları? Kisai ve Şeyh Yakup'la Ebu Amr Hazretleri. Bu üçü.
Sonra keeyyinin nun. Keeyyin diye dur. Keeyyinin nun. Yani durulur. Evet. Nun üzerine durulur. Ama ve bil ya'i hima. Ebu Amr ile Şeyh Yakup Hazretleri ne yapmışlar hocam? Keey diye ya üzerinde durmuşlar. Ve bil ya'i hima. Evet. Buraya kadar ne yaptı? Hangi kelime üzerinde nasıl durulur? İhtilaflı olanlarını anlatmış oldu. Ve Şeyh Yakup için bir fasla başlıyor bu beytten, bu mısradan itibaren. Vel ya'u ye in tuhdef hasf olunursa lisakinin, sakinden dolayı ye harfi sakinden dolayı hazfedilmişse evet zama Şeyh Yakup için hasfedilmişse evet şurada vel ya'u ye ile dur hocam düzeltiyorum vel ya'u ye ile yani ispat evet ispat yap yani ye ile ispat et ne zaman in tuhdef li sakinin o ye sakinden dolayı hasfedildiyse sakinden dolayı hazfedildiyse o ye'yi sen durduğun zaman geri getir yani. Aynen öyle hocam. Ve ati'uni normalde değil mi? Vakfedilmiş. Sakinden dolayı ne yapıyorsun? Duruyorsun. Ye düşmüş ama Şeyh Yakup için onu geri getir. Evet. İspat yap onu. Evet. Sonra demiş ki yuridni, yu'ti, yakdi, tugni, elvadi, sali, elcevari, ihşevni, nunci, hadi. Evet. Bunların hepsinde ne oluyor? Şeyh Yakub'un bunlarda dururken yuridni, yu'ti efendim ondan sonra işte yakdi, tuni gibi ne yapıyorsun? Şimdi burada ye'nin hasfi söz konusu nasıl oluyor? Bir vakıf olduğu için ye hasfedilebiliyor. Bir de kendisinden sonra yine sakin olan bir harf geldiği için hasfediliyor. Mesela yuridnir rahmanu derken yuridnir rahmanu aslında yuridni er rahmanu idi. Oradaki sakinden dolayı düşme ne? İlerisindeki malum şedde. Yani o da nedir? Sükun yerine geçiyor. Yuridnir rahmanu. Veya işte yu'til hikmete. Yani ya durursun vakıfta bu sükünden dolayı ye düşmüş olur veya ilerisindeki sakin harften dolayı oradaki ye düşmüş olur. Ha bunları diyor ne yap işte geri getir bunları. İşte bir tanesi yine yu'til hikmete. Durdun yu'ti diye geri getir. Ye'yi geri getir. Tu'nin nüzur mesela. Nasıl yapacaksın bunu okurken? Tu'ni. Evet duracaksın. Pekala. Vafaka. Muvafakat etti. Yani Şeyh Yakub'a muvafakat ediyor. Hangi kelimelerde bazen zaten beraber bulunuyorlar malum. Vadin nemli. Mesela vadin nemli de vad diye durdun. O zaman diyor ki Kisai ben de dururum öyle. Şeyh Yakub zaten duruyor. Vadi diye. Ama Kisai de aynı şekilde ona muvafakat ediyor. Vadi gibi durmuş. Evet. Tehdibiha. Tehdibiha'da Rum suresinde Tehdibiha'da fevzün. Bu sefer İmam-ı Hamza aynı şekilde Şeyh Yakub'a Hadir Rumi affan hocam. Hadir Rumi bihadil umyi. Rum suresinde Hadir Rumi derken had ama hangi had? Er Rumi Rum suresindeki had. Orada da yine velikulli kavmin had. Evet hocam. Velikulli kavmin had. Evet. Pekala. Oradaki sayı tehdi biha fevzün tehdi biha da yani tehdi diye durduğu zaman da Şeyh Yakub'a ye'yi geri döndürme hususunda, ispat hususunda Şeyh Yakub'a İmam-ı Hamza muvafakat etmiş. Yunadi kafe düm yevme yunadil münadi değil mi? Yunadil münadi evet. Kaf suresindeki yunadi yani. Yunadi kafe. Kaf suresindeki yunadi kelimesinde duruş esnasında yunadi diye Y'nin ispatında Şeyh Yakub'a Düm İbni Kesir muvafakat etmiş.
Münadil münadi yunadi dediği zaman da dalya. Ama bi hulfihim bunlar hep hulufle. Yani hangileri ama hulufle? Bu gerideki muvafakat hususunda geçen 3 kelime. 3 kelime. Onlar da vadin nemli hadir rumi tehdi biha. Evet. Bir de yunadi kafe. 4 tane bunlar. Evet. 4 tane. Bunlarda muvafakat eden birinde kisai. Evet. İki tane kelimede. Vadin lemli ile hadir rumide kisai. Tehdibiyada İmam-ı Hamza. Yunadi kafe. Kafın yunadisinde İbn-i Kesir. Bunlar hulüfle yapmışlar bu işleri. Vakif bihadin baki bil ya'i limekkin ma'valin baki. Bihadi bihadin yani. Bihadin bu kelimede aynı şekilde hadi diye duruş Rum suresinde sonra baq diyelim böyle durduk baqi Nahil suresinde diyelim aynı şekilde baqi diye duruş ye ile limekkin Mekki işindir yani İbn-i Kesir ma'valin val kelimesi Ra'd suresinde minval minvali vaq aynı şekilde vaqin bu da 3 yerde demiş. İkisi Ra'd suresinde, bir tanesi Gafir suresinde vaqi şeklinde yine aynı şekilde nedir? İbn Kesir'in Şeyh Yakub'a muvafakat ettiği konular bunlarmış. Babu medahibihim fi ya'atil idafe diyoruz. Burada dersimizi bırakmış oluyoruz. Dilimizin döndüğünce dersimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı şekilde yine ifade istifade cümlemize nasip eylesin. Tekrar ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık. Cenab-ı Hak bu yollardan bizleri ayırmasın. Daim ve kaim eylesin. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.